Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Selim Hoca'yla bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Şimdi birkaç tane açıklama yapacağım. Ondan sonra mezunamı bırakmamız gerekiyor. Bu süreçten sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Bazı sinirli olduğum noktalar var. Onlara değineceğiz. Bazı güzel haberlerim var. Onlara değineceğiz ve böyle bocalayanlar, gardları düşenler için güzelce konuşmalar yapacağız. Öncelikle duyurularımıza başlayalım. Arkadaşlar her pazar günü her pazar günü saat 10'da canlı yayında size bir konu anlatmayacağım bakın. O konuyla ilgili karşınıza çıkan zor soruları niye çözemiyorsunuz? O konuyla ilgili trikler nelerdir? Zor sorularda neyleri bilmediğimiz için yapamıyoruz. Oturacağız bunları konuşacağız. Ben anlatacağım sen dinleyeceksin. Yorumlara gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Her hafta pazar günü. Efsane çalışmalar olacak. Bu akşam saat 10'da polinomlar konuşacağız. Böyle polinomlarda bölmeyle kalanlar falan değil. Polinomların zor soruları karşına geldiğinde niye yapamıyorsun? Denklemleri niye kuramıyorsun? Polinomların grafiklerini neden yorumlayamıyorsun? Onları konuşacağız. Efsane bir çalışma olacak. Ben şeyi açtım canlı yayın şeyini açtım. Oraya hemen takibe al. Güzelce polinomları böyle eksiksiz yapabilir duruma getireceğim senin. Sonra arkadaşlar bir açıklamam daha var. Bunun video olarak da duyuracağım ama böyle Zoom üzerinden ha birçoğunuzun özel ders alma imkanı yok. Birçoğunuz kafanıza takılan şeyleri kimseye soramıyorsunuz. Zoom üzerinden güzel bir planlama yaparak sizlere böyle özel ders tadında ders anlatacağım. Bunun da duyurusunu yapacağım yakın zamanda. Şimdi gelelim gelelim sana. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bir yorumlara bir yaz bakalım kezledin mi yoksa netlerin yavaş yavaş artmaya başladı mı yoksa böyle karamsarlığın içerisine kapıldın mı? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın mezuna bırakma düşüncesi sınava 75 gün kala kafanda varsa seneye de kazanamazsın. Bak açık ve net söylüyorum şu anda mezuna kalma düşüncesini kafanın ucundan bile geçirmeyeceksin. Şimdi elinden gelenin en iyisini yapma zamanı. 75 günde çok şey değişebilir. Tam netlerin artma zamanı şimdi. Tam böyle tekrarlar yapılarak eksik konuları veya unuttum dediğin konuları hatırlama zamanı, branş denemeleri çözme zamanı, genel tekrarlar yapma zamanı. Ya şimdi durma zamanı değil. Şimdi olumsuzluklara takılma zamanı değil. Şimdi motivasyonu en yüksek seviyeye çıkarıp daha çok çalışma zamanı ve şimdi arkadaşlar bakın şunu net bir şekilde söyleyeyim. Sınava hazırlık sürecinin en keyifli zamanı başlıyor. Yavaş yavaş yaptıklarınızın karşılıklarını tam anlamıyla alma zamanı başlıyor. Ve konsantrasyonun en yüksek olduğu zamanlar başlıyor. İşte rakiplerinden bazıları bocalacaklar, düşecekler. İşte sen o düşenlerin içerisinde olmayacaksın. Sen hep mücadele edenlerin içerisinde olacaksın. İşte bir sürü olumsuzluklar var. Hep söylüyoruz bunu. Ailem baskı yapıyor, netlerin yükselmiyor. Birçok olumsuzluk var. Hep diyorsun sen kendine ya bütün kötülükler beni mi bulur? Bütün terslikler beni mi bulur? Bütün sıkıntılar beni mi bulur? Evet beni de buluyor. Ama onlardan sıyrılıp olumlu motivasyonlara tutunabiliyorum. Bak deli gibi çalışıyorum ben ya. Beni örnek al. Bak deli gibi çalışıyorum. Senin için faydalı olabilecek ne varsa düşünüyorum. Sen de kendin için şunu düşün ya. Ben ne yaparsam daha iyi geçiririm bu süreci? Ne yaparsam netlerim daha iyi olur? Bakacaksın deneme sınavından sonra analizini güzelce yapacaksın. Eksik konu neyse onun üstüne gideceksin. Şimdiye kadar hangi dersi iyi çalışmadıysan onun üstüne gideceksin. Şimdi pes etme zamanı değil. Şimdi en güçlü olma zamanı. Şimdi mücadelenin en en zevkli zamanı. Gerçekten. Bak hep ne diyorum ben. Ya yani şu anda önünde 75 gün gibi bir süreç var. Şimdi yani sen şu anda pes ettim diyorsun. İşte istediklerim olmuyor diyorsun. Ya mezuna bıraktığın zaman bir sene daha bu psikolojiyi yaşayabilecek misin ya? Bir sene daha bu baskıları kaldırabilecek misin? Ya denemeden bilemezsin kazanıp kazanamayacağını. Denemeden kaç net yapacağını bilemezsin. O yüzden çalışacaksın, çalışacaksın. Hep ne diyoruz? 75 gün mü, 50 yıl mı? İşte önünde bir 50 yıl olduğunu düşünürsen o 50 yılı nasıl yaşayacağın tamamen bu 75 güne bağlı değil mi? Buna bağlı. O zaman pes etmek yok. Ne dedik? PSD'ni sevmeyiz. Deli gibi çalışacağız. Deli gibi çalışacağız. Bak ben öyle azimliyimdir ki matematiğin bana öğrettiği en önemli şey bu biliyor musunuz? Azimli olmak. Azimli olmak, azimli olmak. Azimli olan bu işi götürecek arkadaşlar. 75 günün, kalan 75 günün 25 günü doğru düzgün ders çalışmayıp 50 günü ders çalışırsan rakiplerin kafana tokadı vurdu geçti seni. 75 günün 75'inde de deli gibi ders çalışacaksın. 75 günün 75'inde de akşam yatağı yattığın zaman ulan bugün ne güzel ders çalıştım ya. Bugün ne kadar verimli bir gündü ya. Bugün trigonometriyi bitirdim ben ya. Bugün limiti bitirdim. Bugün türevi bitirdim. Bugün integrali bitirdim diyebiliyorsan kendi kendine akşam yattığında akşam yastığa başını koyduğunda vicdanın rahatsa kazanacaksın demektir. Ama... Akşam yastığa başını koydun ulan be keşke çalışsaydım lan keşke daha iyi bir şeyler yapsaydım diyorsan işte kaybedensin o zaman. Hele ki o üniversite sınavından çıktıktan sonra işte bir konuyu göreceksin köklü sayılar mesela. Ulan ben köklü sayılar çalışmadım. Ulan ne kadar da kolay bir soruydu. Bunu yapabilirdim ben. İşte o pişmanlık var ya adamı bitirecek. İşte mezuna bıraktığını düşün. Dört ay çalıştın. Ulan ne eşekmişim ben ya. Şu mezuna bırakacağım düşüncesi sınava 75 gün kala girdi benim aklıma. Adam gibi çalışmadım. Halbuki adam gibi çalışsaydım ben geçen yıl bu sıkıntılardan kurtulacaktım düşüncesi. insanı bitirecek düşünce olacak. Mezuna kim bırakabilir biliyor musunuz? Ya çalışırsın 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 emeklerini verirsin puanını alırsın İstediğin üniversiteyi hayal ettiğin bölüme yerleşemezsin belki. O zaman hayalin için mezuna bırakabilirsin. Ama sen 75 gün varken ya böyle yelkenleri suya indirirsen ya o zaman seneye de bunu yelkenleri suya indireceksin. Diyeceksin ki ya daha ben mezuna bıraktım nasıl olsa. Daha 12 ay var ya. Daha 10 ay var ya. Ben her türlü çalışırım. Her türlü bu konuyu hallederim. O rahatlıkla bu olmaz. O rahatlıkla seneye de aynı puanı alırsın. Seneye de aynı sıralamayı yaparsın. Hadi 10 bin kişi 20 bin kişi ileri attığını düşün ama işine yarayacak bir şey olmayacak. O yüzden mücadeleye devam, bırakmadan, pes etmeden böyle dimdik, dimdik pes etmeden gideceksin. İşte ailen sana yapamazsın diyecek, ailen seni aşağıya çekecek, etrafındakilere bakacaksın, senden daha iyi yapanlar olacak diyeceksin ki ya, ya o yapıyorsa ben de yapabilirim. Aile. O zaman ben bu sene adam gibi çalışacağım, gizeceğim, üniversiteyi kazanacağım, gideceğim kendi ayaklarımın üstünde durmayı öğreneceğim diyeceksin. Olumsuzluklardan ders çıkarmayı öğreneceksin ve oturup ders çalışacaksın. Ne dedik? Böyle birazcık kulaklarınızı tıkacaksınız, dinleyeceksiniz. <laughs> tamam sen biliyorsun, sen doğrusun, sen doğrusun demeyi öğrenip ama sen kendi bildiğin doğrularla, yaptığın programla güzelce götüreceksin. Bir sürü soru geliyor hocam. Limit, türev, integral bundan sonra yetişir mi? Ne zaman yetişecek ya? 75 günün içerisinde bütün AYT konuları bile yetişir adam gibi çalışırsan. Ama sen günde 2 saat ders çalışıyorsan, günde 3 saat ders çalışıyorsan kaybetmişsindir zaten. Güzelce sistemini yapacaksın. Güzelce programını yapacaksın ve o masanın başına oturup göz nurunu dökeceksin. Emek vermeden bu iş olmuyor arkadaşlar. Olmuyor emek vermeden bu iş. O yüzden emek veren kazanacak ha. Bak emek veren kazanacak. Hocam olur mu? Ya denemeden bilemezsin ki ya. 75 gün sen çalışmadan netlerinin nereye geleceğini, sınavdaki soruları görmeden bak ya sınavdaki soruları görmeden, o optikteki şeyleri işaretlemeden ne olacağını ben de söyleyemez. Sen de söyleyemezsin. O yüzden mücadele etme zamanı. Pes etme zamanı değil. Bakın her şeyini, her şeyimle yanınızda olacağım. Hocam tekrar gelecek tekrarlar. Zaten limit, türev, integral hariç tekrar videolarımız var. Aç dinle. Hocam 30 soruluk, 40 soruluk polinomlar, ikinci dereceden denklemler, limit, türev, integral karşımıza gelebilecek sorulardan seriler. Gelecek hepsi. Bak ben üstüme düşeni yapacağım. Seni düştüğün yerden kaldırabilmek için üstüme düşen her şeyi yapacağım. Ama benim yaptıklarım sana yetmeyecek. Burada senin yaptıkların önemli. Senin ne yaptığın önemli. Senin o konuyu ne kadar öğrendiğin önemli. Senin o konudan karşına gelebilecek soruların ne kadarını yapabileceğin önemli. İş sende yani bende değil. Bak iş sende bende değil. Ben Türkiye birincisi olacak öğrenciye de aynı dersi anlatıyorum. Türkiye bir milyonuncası olacak öğrenciye de aynı dersi anlatıyorum. İşte Türkiye birincisi olacak nasıl çalışıyor? Bir milyonuncusu olacak nasıl çalışıyor? Sen nasıl çalışıyorsun? Orada çıkacak fark işte. Ha tamam bazıları daha hızlı anlıyor. Bazıları biraz daha zeki. Bazıları biraz daha matematiği geç anlıyor. Ama emek verdiğinde emek verdiğinde herkes aynı noktaya gelebiliyor. İşte zeka mı çalışmak mı? Tamam tabii ki çalışmak. Çok çalışan başarabiliyor. Çok zeki olan değil arkadaşlar. Çok zeki olan biraz daha az çalışıp başarabiliyor belki ama işte sen emek verdiğinde onun seviyesine kendini getirebiliyorsun. Ama oturup ağlarsan ya işte bütün kötülükler beni buluyor. Ya ben çalışıyorum, çalışıyorum olmuyor. Ya böyle bir şey yok. Olacak oldu diyene kadar çalışacaksın. İşte çalışma şeklin yanlış demek ki. İşte sen mutlak değer çalıştın, çalıştın, açtın kitapta soruyu çözemiyorsun. O zaman o soruyu niye çözemediğini irdeleyeceksin. Onu niye yapamadığını irdeleyeceksin ve öğreneceksin. Ağlamakla bu iş olmuyor ha. Çok ağlayanlar oldu şimdiye kadar. Hiçbiri başarılı olamadılar ve hala ağlıyorlar. O zaman şimdi ağlama zamanı değil. Güçlü olma zamanı. Ben sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Her şeyimle yanında olacağım. Söz. Ama sen de bana bir söz ver. Hocam çalışacağım ya. Hocam elimden gelenin en iyisini yapacağım ya diyor musun? Diyorsan yaz yorumlara göreceğim. Beğeniyi at göreceğim. Hadi bakalım. Çalışmaya devam. Pes etmek, bırakmak bize yakışmaz. Sana hiç yakışmaz. Kendin için, hayallerin için mücadele etmeye devam. Görüşürüz bay bay.